Kastrol'ün katkılarıyla birlikte. Efendim merhabalar, kolay gelsin. Şimdi öncelikle sizlere şöyle bir bilgi aktarmak istiyorum. Bizler her zaman için doğru yolanın doğru yolda olmak her şeyden önemlisi. Bu önemli. Bizim buradaki düşüncelerimizden ötürü direkt ikinci videoyla alakalı bu ikinci part arkadaşlar. Şimdi bizim esas temel noktalarımızdan bir tanesi ürünlerin tanıtımı ile birlikte zaten eski kanalımızda mevcut olan bir ürün tanıtımları ile birlikte başlamıştık. Ve yavaş yavaş yükselmiştik. Yükselişimiz hızlı olduğu için bu ta ki 2 yıl sürdü. 2 yılın içerisinde de direkt çöküşle birlikte YouTube kanalımız kapanmıştı. Şimdi tekrardan yeni bir ayaklanmayla birlikte sizlerin desteğiyle birlikte yeni bir kanal kurduk. Yeni bir kanal üzerinden çalışıyoruz. Hızlanmamız çok yavaş. Yavaş yavaş bir şeyler kata kata ilerliyoruz. Ama evet, sizler olmasanız biz bir hiçiz. Bizler olmasanız siz hiçbir hiçsiniz arkadaşlar. Yani işin açıkçası al gönder, al gönder mantığı arkadaşlar. Yani siz televizyonunuzun başınızda oturduğunuz takdirde 5 dakikalık, 10 dakikalık videoyu seyrediyorsunuz. Bunun karşılığında da hiçbir şey ödemiyorsunuz. Mesela mantık olarak sizin karınız bu şekilde. Ama bizim üreticiler olarak, video editörlüğü olarak arkadaşlar, biz bu videoyu 13 saat boyunca editlemeyle uğraşıyoruz. Artı bir de bu videoları çekebilmek için ekipman desteğiyle birlikte çok farklı bir algoritma ile birlikte yürütmeye çalışıyoruz. Yani aslında biz bu işten para kazanmıyoruz arkadaşlar. Bu işi gönül vermiş insanlarız. Yani günlük kişisel hayatımızda ne oluyorsa, ne bitiyorsa paylaşıyoruz sizinle birlikte. Siz de merak edip seyrediyorsunuz. Bizler de bir kullanıcıyız aslında. Biz de seyrediyoruz. Ben boş kaldığım zamanlarda inanır mısınız televizyonda, Smart TV televizyonda özellikle YouTube açık abi. Ben normal bir habere girmem. Benim 7/24 YouTube'dur. Yani bunu mecram YouTube abi. Başka hiçbir şeye girmiyorum. TikTok'tur vesairedir. Instagram'dan sizlere cevap veriyorum. Sizlerle birlikte önerileriniz, öneri videolarınız oluyor. Onları çekmeye çalışıyoruz. İşte farklı bir ürün tanıtımı ile ilgili bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yeni bir teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz işin açıkçası. Burada da Kastrol Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. En sonki çok önceki videolarıma birine denk gelmişler. Gezmek istediğimi şey yapmışlar. Hatta benim gibi birkaç kişiye de daha da destek olabileceklerini söylediler arkadaşlar. Şimdi biz uzun yıllardan beri kastrol yağı kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Kalitesini anlatıyor muyuz? Anlatıyoruz. Ki ta ki bunları, yani bir ürünü tanıtırken arkadaşlar, gerçekten ve gerçekten kalitesi ise kalitesini bahsediyoruz. Ama kalitesiz ise kalitesizliğini de bahsediyoruz. Mesela Motul yağ 2 yıllık bir firma ama ona rağmen Motul değil, ama ona rağmen kastrol kullanıyoruz. Neden? Motoru yıpratmıyor. Mesela örnek veriyorum. Örnek mesela. Tabii bu görücü usulüdür yani. Yani gidip başka bir markada alabilirsiniz. Bu sizin cebinizdeki doğru orantılıyla ilerler. Şimdi şöyle düşünüyorsunuz siz. İşte kastrol şu kadar para vereceğime giderim 90 liraya Motul yağı alırım diyorsunuz. Ama işin rengi o değil işte. 90 liraya aldığın yağ arkadaşlar, İlerleyen zamanlarda 0-1 motor kullanıyorsan, pistonları, hareket, soğutma özelliği, akışkanlığı vesaire, bunlar çok önemli. Daha detayına girmek istemiyorum. Şimdi konuyu da geçtik. Açıklamamızı yaptıktan sonra arkadaşlar, Instagram'dan çok fazla mesaj geliyor. Yani hangi birine cevap vereceğimi bilemedim. Hiçbirine cevap vermedim. Videoyla cevap veriyorum. Lütfen ve lütfen, herkes ne ekerse onu biçer abi. Bizim bir geçmişimiz var. Geçmişimiz olduğu için bundan sonrası şimdi şöyle. Sanatçı değiliz. Bir daha hayatımız paylaşıyor. Bizde bir şey yapmıyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Kastrol yağıyla birlikte devam ediyoruz. Gerçekten mi? Gerçekten.
Sakızı çoban armağanı şeklinde özel bir video hazırlayacağımı da söyledim. Hani hazırlamasanız da olur vesaire dedi ama ben hazırlayacağım abi. Çünkü satıcı sözünde durdu abi. Satıcı 20 bin liranın paketleri aldı dedi. Gerçekten şu an 1000 kilometre değil. Bakıyorum incelme var mı? Yok. Arkadaşlar bunun videosu da gelecek. Şu an motor 20 bin liranın bakıma girsin bakalım. Yani bakıma sokacağım kendimi. Dışarıya para vermiyoruz. Bizler bir geziciyiz. Geziyoruz. Oradanca hayatımızda görmediğimiz yerleri, keşfettiğimiz yerleri keşfedeceğiz. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Olaya dinleyin. Bizim değerlendirmemiz kaçamak yapıyoruz. Arada bizden çıkışlar da gece oldu. Ya olsun. Yani ama o da diyorlar ki, belediye diyor ki kardeşim bu şehre geldiysen bir de bir alışveriş yap, para bırak bize. İşin latifesi tabi arkadaşlar. Ama şu Arnavut kaldırımlarına da bir şöyle bir duble yol yapmak yok mudur ya diyorum. Biz evet, motorcular, gerçi çukur göremedim ben burada ama çok tümsekli, ha çukura girdim şu an. Göremedim derken çukura girdim. Neyse. Burayı da geçtikten sonra artık Kuşadası gerçekten yani Uğur'la Çeşme'den sonra Çeşme çok pahalandı. Kuşadası'nda biraz daha ucuz. Uğur'la da yavaş yavaş pahalanmaya başladı. Yani böyle Ege bölgeleri acaba yavaş yavaş diyoruz ki nereye gidiyor yani hani yabancı turist akımı olduğu sürece böyle biraz daha şey oluyor. Hani fiyatlar artıyor. Kalacağımız özellikle yerler işte vesaire kamp atacağımız yerler şimdi paraları artıyor şu an gerçekten gelir gider karşılamıyor efendime derece. Söyleyeyim ve bunların dışarıdaki yolda seçenekleri biraz seçeneklerimiz azalıyor. Geçen 4 litre benzin aldım. İnanır mısınız size 4 litre benzine 150 TL para verdim. Hava alamıyorsunuz, nefes alamıyorsunuz. Öyle düşün. O evet. Kadar sıcak. Maalesef ki çıkmışız. Maddiyat çok önemli. Önceden 7 liraya aldığımız yakıt şu an 37 liraya dolduruyoruz. Bunun tadını ya bu bir acımasızlık yani. Hani bilmiyorum ama benim düşüncem bu. Yollar tamamen şimdi yani resmen gezmeyeceksin diyor. Biz de gezmiyoruz zaten. Yani Kastrol Türkiye ile geziyoruz abi. Gezeceğiz. Niye gezmeyelim? Bizim hakkımız yani. Sonuçta çalışıyoruz, sigortamızı ödüyoruz, vergimizi veriyoruz. Gerçekten önemli. Efendime söyleyeyim. Vergi maaş üzerinden kesiliyor. Yani aldığımız maaş asgari ücreti 11.500 ise 11.400 ise vergisi kesiliyor kardeşim. Kastrol. Bu vergiyi biz veriyorsak biz gezeceğiz. Bu yollara gezeceğiz, dolaşacağız. Kastrol Türkiye ile birlikte gezeceğiz. Kastrol yapacak bir şey yok. DSV lojistiğe de çok teşekkür ediyorum. Geçen bir mail aldım. Hatta ortak arkadaşlarımızdan bir tanesi beni önermiş. Bu uzun yol. Ya işte şöyle şöyle birisi var. Böyle böyle bir arkadaşım var. Arkadaşım da dünyayı gezmek istiyor yani ülkeyi gezmek istiyor. Ona da destek olur musunuz diye bir çağrıda bulunmuş. O da bütün herkese kapımız açık diye bilgiyi aktarmış. Sağ olsun bana da söyledi. İşte yurt dışına çıkacak olduğumuz takdirde biliyorsunuz ki yurt çıkış pulumuz motorumuzla birlikte örnek veriyorum Rusya'ya Gürcistan sınırlara çıkış yaptığımız zaman gümrük vergisiyle birlikte vergimizi ödedikten sonra o motor çıktığı zaman tekrar o ülkeye kazasız bir şekilde gelmesi lazım. O oldu ki bir şey oldu. Zincir attı bir şey oldu. Mesela çok Allah korusun en kötüsünü düşünelim. Ne yapıyoruz?
DSV Lojistik giriyor. Olur. Neredesin kardeşim? Rusya'dasın. At DSV Lojistik'e. Eski kanalım. Gelsin. Kafan rahat. Evraklarını hallet. Evrağını koy cebine. Uçak biletini al. Dön Türkiye'ye. Ertesi gün pek fazla kapında. Arkadaşlar. DSV Lojistik'e de teşekkür ediyorum. Umarım ismini doğru telaffuz etmişimdir. Yanlışsa artık başkasının reklamı olmuş gibi oldu ama. Desem de inanmayın. Umarım doğrudur. Kendi, neyse, burayı da anlattığımıza göre onun dışında biraz karışık bizim en önemli etkenlerimizden bir tanesi lastik. Arkadaşlar şu lastik işini de halledersek önümüz açık. Abi bu lastikler 10 bin, 20 bin kilometreye geldiği zaman bitiyor. Neden bitiyor abi 20 bin kilometrede? Ya şu an benim orijinal lastiğim 10 bin kilometre şey pardon çok özür dilerim. 110 cc. Geçen kış almıştım lastiklerimi. Ki yaklaşık bunun yazlık ve kışlık 4 mevsim şeklinde almıştım ama arka lastik bitti. Yani daha kaç bin kilometre? 12 bin kilometreye geldi bitti lastik. Mesela geçip yani 12 binde bitiyorsa lastik bir tane de lastik ihtiyacımız olacak. Yani evet arkadaşlar en son egzozla ilgili bir sıkıntımız vardı. Bunu çözdük. Bunun da videosunu seyrettiniz. Yeni bir egzoz almıştık. Satıcıya teşekkür ettim. Onun da videosu gelecek. Yetiştirebilirsem o satıcının da videosunu atacağız. Artık Allah'ın izniyle yetişebildiğimiz kadar başımızda büyük bir bela var. Şey aldım ben. Bilgisayar topluyorum yeni. Onu ayaklandırmaya çalışıyorum. İşte ekrana görüntü vermiyordu. Benim monitöre görüntü veriyor koskocaman monitöre. İşte gidiyorsun bilgisayarcıya görüntü vermiyor kardeşim ekran kartım bozuk. Gidiyorsun başka bir bilgisayarcı kardeşim ana kartım bozuk. Ya dedim sizin yapacağınız işe dedim ya ne en son sinirlendim ver dedim kartı dedim. Aldım parçalarımı taktım bilgisayarda hepsinin de numarasını aldım. Hepsini WhatsApp bak dedim görüntü veriyor dedim. Hani vermiyordu siz dedim eski monitör kullanıyorsunuz değiştirin artık yıl olmuş 2023 dedim. Önemli. Yani onlar da şimdi kafasına güzel. Göre haklı eski monitörlerle iş yapmaya çalışıyorlar. Vergiler artmış, %20 vergi artmış. Onlar da haklı bir şey diyemiyorsun esnaf sonuçta. Yani onlara da hak veriyoruz ama biz de kurumun yanında yaşlanıyor yani. Hani işimizi halledemedik işin açıkçası. İzinli günümde hani onunla uğraştım. Değişik işlerle uğraştım. Yani yarım günüm gitti falan. Hatta hala daha uğraşıyorum evde. Hani uğraşılıyor yani uğraşacağız. Eğer onu da ayaklandırabilirsek... Daha hızlı video editlemeye başlayacağız. Daha hızlı videolarınız yetişecek. Firmalar bekliyor. Yani satıcılarımız bekliyor. Mesela Continental, RKS Spontane'nin özellikle Continental lastiğini üreten firma. Gerçekten ve gerçekten kaliteli mi? Kaliteli. Agresif mi? Agresif. Harika bir kayış var yani. Şu an 4 dörtlük kayış. İnşallah da 20 bin kilometre gidecek. Ben bu satıcıya güvendim, aldım. Parayı bastım, aldım. Bitti. Arkadaşlar, bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Artık bu serinin devamının gelmesi ihtimali sıfır şu an. SD kartla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Telefon hafızasıyla ilgili bir sıkıntı yaşıyorum. Dolayısıyla bu videonun devamı gelmeyecek. Artık farklı videolara devamı gelecek. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Önemli bir bilgilendirme duyuruyla birlikte sizlerle karşılaştık. Hoşça kalın. Bye bye.
Thank you.
Yani onun dışında da şu an dağlık alandan geçiyoruz arkadaşlar. Gerçekten ciddi anlamda çok böyle sıcağın alnından çıktık ya. Şu dağ eteğine girdiğin zaman arkadaşlar gerçekten ve gerçekten buz gibi, ciddi anlamda iliklerime kadar buz gibi hissettim. Çok güzel bir şey. Yani şöyle dağın tepesinde bir evim olsun isterdim yani. Özellikle sıcak havalarda böyle gideceksin orada kalacaksın abi. Neyse burayı da söylemeden geçmek istemedim. Tıpkı yaylalar nasıl olur böyle. İşte her yerde Trabzon'da olur. İşte her yerde yayla var yani şu an. İzmir'de, Kemalpaşa'da, Manisa'da, ondan sonra Tire'de, Ödemiş'te, Kuşadası beldelerinde var abi yani dağlık alana. Çıkacaksın abi, takılacaksın orada. Yazın orada olacağım böyle. Kışında işte şehir içinde böyle daha sıcak olan yerlerde, bölgelerde takılacaksın abi. Neyse bu yolumuzda da gayet güzel gidiyor. Ciddi anlamda evet kameramız biraz kötü olsa da işte maalesef ki ekipmanlar biraz yetersiz kalıyor. Ya yani yetersiz kalmasından ziyade şu an kaskıma bir aparat aldım. 4 gün bir hafta sonra düştü. Kopuyor. Yani ben aparat almakta bulmakta zorlanıyorum. AliExpress'ten getirtiyorum. Dünyanın kargo parasını ödüyorsun. Yani bilmiyorum ama çok zor ya. Gerçekten ekipman bulmak ciddi anlamda artık büyük bir maliyet olmaya başladı. Bu maliyetleri çıkartabilmemiz için, bir de gezebilmemiz için, bir de insanlara gösterebilmemiz için. Hani bunlar gerçekten artık çok 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 zorlaştı. Yakıt 7 lirayken çok güzeldi. Her şey güllük gülistanlıktı ama şu an yakıt 37 liraya dayandı arkadaşlar. Kilometrede 2-2,5 lira yakıyoruz. Basıyorsun da yani hani 100 ile gidiyorsun yani. Yeri geliyor 110 ile gidiyorsun. Yeri geliyor 120 ile gidiyorsun. Hani gidiyorsun abi uzuyorsun yani. Hani işin neticesi tek pistonlu bile olsa. Evet arabalarda 4 piston var ama bizim tek piston olsa dahi gene yakıyor abi yani hani şu an kilometrede 2 lira 2,5 lira çeviriyoruz abi uzun yol yani. Bilmiyorum bir de havanın sıcaklığı da var mevcut. Pistonlar böyle yorulma aşamasına geldiği zaman ki gelmemesi için Kastrol yağı kullanıyoruz. Gerçekten ben bu Kastrol Türkiye ekibine gerçekten ve gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yurt dışına da açılmalarını çok istiyorum. Hatta böyle bir duyum aldım. Yakın arkadaşlarımdan aldım. Onlar da gene aynı şekilde yurt dışına çıkıyor. Yurt dışına çıkarken Aprilia Motor'la birlikte Kastrol Türkiye ile birlikte yola devam ediyorlar arkadaşlar. Ama onun kanalı da benim eski kanal gibi arkadaşlar. Ciddi anlamda benim eski kanala yakın bir şeyi var. Abone ve izleyici sayıları var. Hatta benden benim eski kanalımdan bir tık yukarıda abone sayısı. Ama tabii ki de şimdi şöyle bizim şimdi beğeni oranlarımız gerçekten yüksek. Hani 1000 tane abonemiz olmasına rağmen beğeni oranı mesela 1000 kişi gördüyse 451 kişisi onaylıyor. Yani bunun %50'si onaylıyor demektir. Yani %50'si aktif izleyici demektir. Yani 1000 kişi varsa arkadaşlar bunun 500'ü izleyicidir. 500'den %20'si bile yani benim videolarıma paylaşsa bu daha da artacak ki paylaşılıyor da biz bu konuda hiç şüphemiz yok. Ben kendi videolarımı kendimiz editliyoruz. Evet eski kanalda daha önceden editör arkadaşlarımız vardı, ressamcılarımız vardı, arka kapakları yapıyorlardı. Yani bir de İngilizce konuşma dil ayrımı vardı. Altyazıları ayrı geçiyorlardı. Hani bunların hepsi için eski bir ekibim vardı. 6 kişilik ekibi dağıttım. 6 kişi ekmek yiyordu eski kanalımda. Şimdi o kadar bir sayıya ulaşamadık. Yani daha yeni olmasına rağmen iyi seviyelerdeyiz. Daha da iyi olacak. Gün geçtikçe ben görüyorum ki daha iyi seviyelere geleceğiz. 10.000 kişiye geldiğimiz takdirde arkadaşlar YouTube artık patlayacak orada. 10.000'ince sayıya geldik. Böyle 11.000 oldu. Artık hızlı hızlı ilerleyecek öyle. Çünkü şu anda bile öneriliyor. 10.000 kişi geldiği zaman beğeni oranları arttığı zaman videolarda ciddi anlamda seni YouTube öneriyor kardeşim. Kim ne derse desin. Bitti. Abi yollar nasıl diyeyim? Şimdi soruyorsunuz hiç
Zorlanmıyor musun? Uzun yolda sıkılmıyorsun. Sıkılmıyor musun? Yorulmuyor musun? Hayır abi, niye yoruluyoruz? Yorulmuyoruz. Yani doğayla iç içe oluyorsun, rüzgarın tadını tatıyorsun, açık alandasın, kapalı alanda değilsin. Hani bir konfor alanın yok ama doğayla iç içesin. Bazen böcek gelir, kaska yapışır. Bazen ne bileyim sivrisinek sokar seni gider, arı sokar gider. Yani artık bunların şeyi yani hani tatlı şeylere. Artık şeye geldik. Neydi? Selçuk muydu? Şimdi tabeladan göreceğiz arkadaşlar. Burada buradan geçerken EDS falan var arkadaşlar. EDS hız, işte yavaş git, hızlı git şekli, hızlı git değil de yani şehir içine giriyorsun diyor artık. Sen burada durman gerekiyor diyor. 70 ile gitmen lazım diyor. Çünkü 120 ile gidemezsin o yolda yani diyor. Sen diyor frene basarsan diyor duramazsın diyor. Adama çarparsın, yayaya çarparsın. Her şeyden önemlisi okul geçidi var diyor. Hem zemin geçit var diyor orada diyor. Hani senin durman lazım, yavaşlaman lazım diyor ama buradan genelde 120 ile kaptırıp gidiyorlar. Yani Arnavut kaldırımı bile olsa 120 ile basıp gidiyorlar. Ölçer metre var bende arkadaşlar. Görüyorum kimin ne hızla gittiğini. Yani şöyle düşün, program yazılım şeklinde aynı şekilde EDS'leri de kontrol, radarları da kontrol eden bizim motorcu gruplarımızda herkeste vardır bu. Nerede radar var işte tespit etmek için bunların özel bir cihazları oluyor arkadaşlar. Her motorcuda da olmasa da böyle uzun yol motorcularda vardır ki bende var. Ben de çok önceden almıştım. Öyle duruyor yani. Tabi kullanmak yasal değil arkadaşlar. Ama ben uzun yola çıkarken genelde kullanıyorum. Şehir içinde pek fazla cihazı takmıyorum motora. Çünkü yakalanırsan onun da bir cezası var arkadaşlar. Buradan da bildirmek istedim. Evet. Zaten kurallara uyuyoruz. Uymak zorundayız. Kırmızı ışıktayız. Bekleyeceğiz. Yani sonuçta aynı şekilde yayalarda geçiyor. Herkes geçiyor orada. Yani şu an şehir içinde gayet normal bir şekilde ilerliyoruz. Artık Kuşadası sapağına gireceğiz. Söke tarafındayız şu an. Aydın tarafına giriş yapacağız. Şey Aydın diyorum ya. Kuşadası tarafına dönüş yapacağız. Sağ taraftan dönüyoruz. Artık bu yolda bütün her yere yazlık bölgelere gidiyor. Dikili'ye de buradan gidersin. Her yerden gidersin. Seferihisar'a gidersin. Efendime söyleyeyim. Ama şehir içinden geçmesi yani bence bir otoban yapılabilirdi. Yani hani şehir içine zaten trafik var. Zaten yazlıkçılar vesaire bilmem neciler hareket ediyor. Bir de buranın akışı var yani. Bir de tırlar giriyor. Kamyonlar giriyor. Hani başka yerden yolu verebilirdin. Yani hani sonuçta burayı yazlıkçılar evet görüyor. Ama dışarıdan gelen işte Avrupa'dan gelen insanlar burayı görmesine gerek yok yani. Burada takılmalarına gerek yok diye düşünüyoruz. Hatta birkaç arkadaşla da konuştuk. Böyle bir şey olsa direkt otobandan bağlansak. Yani evet hastanenin önünden geçiyoruz. Yayalara yol veriyoruz. Bazı insanlar yayalara yol vermekten nefret ediyor. Hatta bir yayaya yol verirken bile adam arkadan bas bas korna çalıyordu vesaire bilmem ne oluyordu. Yani bu tarz insanlar da var. Sabırsız insanlar da var. Yani var oldu var yani her şeye bir şey bulamazsın yani. Yani sonuçta insan oldu yani yapacak bir şey yok. Evet. Devam ediyor yolculuğumuz. Bu arada benim egzoz zaten hafiften kaçırıyordu. Havaların iyicene ısınmasıyla birlikte ciddi anlamda egzozdan dumanlar atmaya başladı. Bu da hava kaçırdığı için egzozdan yani bir patlak olduğu için dolayısıyla emme ve egzozdan çıkış yaptığı için orada bir egzozun çıkışında bir sensör var arkadaşlar. O sensör ne kadar yakıt göndereyim, ne kadar atık atayım şeklinde hesaplıyor ve beyne iletiyor. Beyinden de gaz ve çekiş kuvvetini arttırabilmek için, motorun torkunu iletebilmek için beyne sinyal gönderiyor ve harekete geçiriyor. Ne oluyor? Dolayısıyla emme ve egzoz karıştığı için arkadaşlar, biraz teknik bir konuşuyoruz ama
Evet, meslek lisesi mezunu olduğum için teknik konuşmak istiyorum. Çünkü teknik konuşmamda bazen fayda olabiliyor. Bazen anlamayan insanlar ha bu böyleymiş diye araştırmaya girsinler diye teknik veriyorum. Armut düş ağzıma düş olmaz arkadaşlar. Ama ben size teknik anlatmaya çalışıyorum. Teknik öğrenin, her şeyin bir tekniğini öğrenin. Aynı zamanda da bir de bir şey yapın yani, üretin. Üretkenliğinizi arttırmanız için teknik konuşuyorum. Ha ben şunu söyleyemez miydim? Ya egzozum patlak olduğu için yakıt çok fazla yakıyor. 2 lira yakacağı yerine 5 lira yakıyor. Hani ben böyle de konuşabilirdim. Basite de indirebilirdim. Sizin anlayabileceğiniz şekilde. Ama teknik olmak her şekilde fayda var. Yani mesela düşünün, teknik olursanız işte bir eliniz tornavida tutuyorsa, yani kendi arabanızın bakımını, lastiğinizin bakımını kendiniz yapmanız ne kadar güzel bir şey. Ya şunu da diyebilirsiniz. Ben anlamıyorum kardeşim. Param var. Paramı ver. Ya mevzu para bahis değil. Burada tekniğini öğrenirseniz gerçekten bu yarın bir gün yolda kaldığınızda bile adam yani böyle şeyler var yani. Örnek vermek istemiyorum yani. Anladın mı? Ya daha önceki videolarımı izlerseniz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. Daha önce çok güzel bir video yayınlamıştım. Hatta bayramda çekmiştim o videoyu. Ve bayramda da uzun yola çıktım. Yani çıkmaz olaydım. Ama çok şükür ki işim rast gitti yani. Hani ortak arkadaşlarımızı aradık. Gerek işte karayollarını aradık. Yani abi yani hani bir çare bulmamız lazım. Hani sonuçta yolda kalmışsın, anladın mı? Teknik bilsen de takım yoktu benim hani. Diğer videomu izleyin, gerçekten anlayacaksınız. Hadi şimdi Kuşadası ile ilgili bahsedeyim abi. Kuşadası şu an Kadınlar Deniz Plajı diye bir yer var. Gidebileceğiniz, Davutlar'da da var da, Kadınlar Deniz Plajı gerçekten efsane. Kruz gemilerinin geldiği, efendime söyleyeyim, turistlerin en çok olduğu uğrak noktalardan bir tanesi ve yanında da dibinde de otel var. Otelde evet, bir arkadaşınız varsa ucuza kalabiliyorsunuz. Ki çok şükür benim de arkadaşım var. Hatta ilkokul arkadaşım. Denizde tanıştık yani. Hani anladın mı? İlkokul arkadaşım otelde çalışıyormuş mesela. Hatta dedi, gel dedi, hani ücretsiz konakla dedi. Yok dedim, hani patronum bir şey der, bir şey olur. Ya ben abi öyle şey sevmiyorum yani. Hani ben beleşi seven adam değilim yani. Öyle söyleyeyim size. Parasını vereceksin, kalacaksın. Ha parasını vereceğim, kalacağım derken turistlerin verdiği parayı biz veremeyiz. Çünkü biz TL kazanıyoruz. Biz euro kazanmıyoruz. Kazanamadığımız için de fazla para geliyor bize. Öyle düşünün, öyle hesap yapın. Yani onun dışında bu yol tam 15 kilometre yakında gidiyor. Asfalt şeklinde, dağın eteklerinin şeklinde. Ve gerçekten de güzel ve serin arkadaşlar. Dağın olduğu her yer serin oluyor. Yani düşün, asfalt yanıyor. 42 derecede hissedilen 50 derece oluyor motordayken, bildiğim buhar şeklinde geliyor. Ama şu dağın eteğine giriş yaptığın takdirde o dağı ısıtmak biraz zordur yani. O kayayı ısıtmak, soğuk kayayı ısıtmak biraz zordur arkadaşlar. Evet, asfalt ince taban, çabuk ısınır. Yapısı itibariyle çabuk ısınır ve hatta erir de. Hani çünkü malzemesiyle şeyi ona göre yani, hani kayayı ısıtmak biraz zordur. Neyse. Burada da bir çalışma falan oluyormuş. İtfaiye falan geldi. Orman bakımları falan geldi. Muhtemelen ağaçları falan yangına karşı koruma da olabilir. Yani ne bileyim. Hava çok güzel. Yani bir gerçekten ciddi anlamda ya asfalt da güzel. Yani yaklaşık olarak 45 dakikada geldik. Tam tamına 45 dakika. Tabi durduğumu saymıyorum. Yarım saat mola vermiştim. İşte benzinlikte sıra bekle. İşte bir şeyler ye iç. Hani ondan sonra Nescafe'dir, bilmem nedir, dondurmadır vesaire. Hava zaten sıcak. Güzel bir yarım saatlik moladan sonra artık denizimize girmeye hazırız. Yani yaklaşık olarak bir 8 kilometre, 10 kilometre kaldı. 10 kilometre sonra
Kuşadası'ndayız. Ve aynı şekilde de Kuşadası'nın girişinde trafik polisi vardı. Yani benim de egzoz ya ötüyor yani, yani kopmuş. Bir yerden kaçak var ama çok az hani. Dolayısıyla acaba hani beni durdurup bana ceza yazacak mı diye bir korkmadım değil yani hani. İşin açıkçası. Hatta motoru men bile edebilir. Hani düşün, egzoz patlak. Çevreye rahatsızlık veriyorsun vesaire vesaire gibi gibi durumlar mevcut. Hani sipariş veriyorum. Kargo gelmiyor. Geri gidiyor. Ondan sonra yok, bir tane sipariş verdim. İşte dolarla geldiği için fiyatı 1300 liradan kaçtan vermiştim ya? 1400 liradan sipariş veriyorum. Neymiş efendim? Dolar yükseldiği için iptal ediyor. Kargocuya direkt malı çektiriyor bana teslim etmeden. İşte iade sebebi de mala ağır şey, mala zarar vermek şeklinde. İptal sebebi de o. Sonra da işte mevcut internet sitesinden iadesini gerçekleştiriyor. Para iadesi de gerçekleşiyor. Sonra ürün kaç para oluyor biliyor musunuz? 2250 liraya çıkıyor. Sonra ben bizim bir yakın arkadaşlarla işte vergi dairesi olsun, tapu müdürlüğüne kadar, yani trafikte polisine kadar her şeyi çok şükür Allah'ıma binlerce şükürler olsun tanıdığımız, elimiz kolumuz uzundur. Sonra ben bu firmayı ilk önce vergi dairesine bir sokuyoruz arkadaşlar. Vergi dairesinden sonra şikayette bulunacağız diye dilekçe gönderiyoruz. Dilekçeye istinaden satmış olduğumuz, yani bizim almış olduğumuz fiyattan bize tekrardan gönderiyor ürünü arkadaşlar. Yani anlatmak istediğim, fırsatçılık yapıyorlar. Düşün, 1400 liraya satın almışsın. Sen ürünü iade ediyorsun. Neymiş? Mala zarar vermekten. Kargocu mala zarar verdiği için iade ediyor. Halbuki yalan yani. Anladın mı? Kargocuyu aramıştır bu. Teslim etmeyin. İşte kargo parasını ben ödeyeceğim diye malı çektirmiştir oradan. Sonra üzerine 1000 lira koyup ilanda tekrar ilanı yeniliyor. Yani çok 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 fırsatçılar var arkadaşlar. Çok dikkatli olun. Hadi bunu da buradan bahsetmek istedim. Ondan dolayı ben 15 gün egzoz aradım. Yani motorculara gidiyorum 2200. 8 tane motorcuya gittim 2200. Yani yok abi, piyasa yapmışlar adamlar yani. Diyor ki ben bu malı 1 milyardan aldım ama sana 2200'e satacağım diyor. 1 milyar 200 lira senin üzerinden kazanacağım diyor adam yani. Bunu koymuş kafaya. 20 tane satsa kâra bak hani. Ya ticari konusunda bakmıyorum ben olaya ama hani böyle haksız rekabet var ya, serbest piyasa var ya, ona sinir oluyor insan yani. Sen satın almışsın o ürünü. Ve gönder kardeşim yani, hani müşteri memnuniyeti nerede kaldı? Hani ne bileyim yani, insanlar değişik değişik insanlar var. Kimisi ev sahibi mesela, adam 800 lira kira veriyor. Kadıncağız işte hastası var, çocuğu hasta vesaire. Adam diyor bir anda 5000 liraya kişide kirayı ulaştıracağım. Hatta İstanbul Beşiktaş tarafında oluyor bu olay. Sonra adamı paket ediyorlar yani. Ceza alıyor. Cezaevine giriyor. Yani yazıktır, günahtır ya. Neyse, bunları da konuştuğumuza göre girişe girdik arkadaşlar. Tam trafik polisinin olduğu yerden geçiyoruz. Benim çakarlar falan açık vesaire. Ondan sonracıma tabii kırmızıcıkta duruyoruz. Tam köşede çevirme var. Ondan sonra neyse selam veriyorum. Geçiyorum artık yani. Yapacak hiçbir şey yok yani.